Selamünaleyküm arkadaşlar. Güzel bir günden, güzel Kozan'dan hepinize merhabalar. Bugün buruk bir gün. Bugün Kozan'a hoşça kal diyoruz. Sıla yolu yolculuğumuz başlıyor. Sizlere yine kısa kısa buradan Kozan'dan İstanbul veya Kapıkule'ye kadar kesintiler atacağım inşallah. Ondan sonra Kapıkule'den de Almanya'ya kadar yolculuğumuz var inşallah. İzlerseniz sevinirim. Hayır, dualarınızı eksik etmeyin. 8 haftalık serüvenimiz burada bitmiş bulunuyor. Şimdi yine soğuk Almanya'ya yolculuk yapacağız. Birazdan yola çıkarız. Sizleri de yanımıza alalım. Evet arkadaşlar, Kozan'a çıkıyoruz şu an. Saat 1'e geliyor. Öğlen 1. Kapıkule istikametine aşağı yukarı 13 saatimiz var diyor. Tabii ki yollara, trafiğe bağlı. Şimdi Adana istikameti, oradan Niğde üzeri otobandan Adana'dan sonra Toroslara tırmanacağız. Niğde üzeri Ankara istikameti, Bolu. Oradan Sakarya üzeri İstanbul ve Çerkezköy'den geçerek Kapıkule'ye inşallah yolculuğumuz başlamıştır. Yavaş yavaş, geze geze, hiç acelemiz yok. Türkiye'deki son saatlerimizin tadını çıkara çıkara gideceğiz inşallah. Sizleri de yanımızda yolcu olarak görmekten mutluluk ve şeref duyarız. İki şoförüz. Oğlum var yanımda. Ben gidebildiğim yere kadar gideceğim. Muhtemelen yani yarın öğlene kadar sürerim. Ondan sonra yorgunluk, uykusuzluk çökerse oğluma veririm, ben biraz arabada dinlenirim. O sürer. Hayırlı yolculuklar olsun. Kemerlerinizi bağlayınız. Tüm yolculuk boyunca da kemerlerinizi çıkarmayınız lütfen. Ya Allah, ya bismillah. Sabit olduğu için siz göremeyeceksiniz. Bir de arabanın lastiklerin yankısı kameraya yansıyor. Kusura bakmayın, çünkü kamera arabanın döşüne monte olduğu için, bir de kışlık lastik olduğu için, artı Türkiye'nin yolları da pek iyi olmadığı için seste biraz sorun olabiliyor. Gelişte de öyleydi ama yapacak bir şey yok. Adana Görüklü. Şimdi 5 dakikaya Adana'ya giriş yapacağız. Adana'ya girer girmez de zaten kıvranıp otobana çıkacağız. Mersin istikameti, oradan da Ankara istikameti. Sizlere böyle kısa kısa görüntüler atıyorum. Bir de bilgilendiriyorum işte.
Mersin gişelerine geldik. Kapıkule'ye kadar buradan 1170 kilometre. Şimdi Mersin gişelerine geçtikten 15 kilometre sonra sağ Ankara istikameti Toroslara doğru ayrılacağız. Muhtemelen gece saat 1 gibi, 1.30 gibi inşallah Kapıkule'den çıkış yaparız. Şu an saat 2'ye geliyor. Adana'ya çıktık yani. Mersin gişelerindeyiz. Yavaş yavaş gidiyoruz geze geze. Acelemiz de yok. Yolumuz açık olsun inşallah. Ankara gişelerine hoş geldik. Saat 5. 4,5 saat sürmedi. 550-560 km geldik. 18 km kaldı Ankara merkeze. Daha benzin almadık. Çeyrek depo var. Ama Ankara'da dolduracağım depoyu. Gişelerden geçelim. Şimdi burada da para alacaklar benden. %100 okumuyor diyecek. Yabancı plaka diyecek. Ben boşu boşuna mı 400 TL doldurdum ya? Hayret, okudu. Parayı 138 TL. Nasıl aldı 138? Ya HGS'ye doldurmuştum ya. Oradan okudu bu sefer.
yaptığımızı söyleriz. Çeyrek depo var dedik. 160 km daha gider diyor. Ama biz benzinimizi full yiyelim. Ben biraz ayaklarımızı da uzatalım. Ayaklanalım biraz, yürüyelim birkaç adım. Ondan sonra inşallah yolumuza devam. Ankara girişi, benzin alışımız. Litre oldu. 870 TL'lik 40 litreye depoyu doldurduk. Şimdi Ankara merkez istikameti devam ediyoruz. Oradan da Bolu istikameti, İstanbul istikameti devam edeceğiz inşallah. Saat 5'i çeyrek geçiyor. Gün batımı Bolu'ya 40 kilometre var. Tırmanışlara başladık. Hava 8 derece. Sağda solda hafif kar var daha. Güzel serin hava. Adana'nın sıcağını şimdiden arıyoruz. Kolumuzu
böyle yavaş yavaş devam ediyoruz. Kapıkule'ye 550 km kaldı. Trafik yoğun değil ama birazdan yoğunlaşır. Bolu çıkışı, Kocaeli istikameti biraz sıkışık oluyor hep. Hayırlısı, bir bakalım bir. Yavaş yavaş gün batımına doğru ilerliyoruz. Bolu Doğu Kavşağı'na geldik. Şimdi inişlerden sonra tırmanışlar da başlayacak. Kapıkule'ye 530 km var daha. İstanbul 255 km. Gürce 61. Düzce inişine başladık. Düzce il sınırına geçtik daha yeni. Aşağı yukarı 22 kilometre kaldı Düzce'ye. Saat şu an 19.30. Kapıkule'ye kadar 490 kilometre. Böyle ilerliyoruz. Aşağı yukarı 5 saat sonra Kapıkule'de oluruz diyor. Ama İstanbul çıkışı benzini fullerim Çerkezköy yakınlarında. Şu an depomdan çeyrek gitti. Kapıkule'ye kadar yeter ama Kapıkule'ye varmadan depoyu fullleyip öyle Bulgaristan'a giriş yapacağım. Arkadaşlar, Kuzey Marmara otoyoluna sapıyoruz, sağdan gidiyoruz. Karasu Sakarya istikameti, oradan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçeceğiz. İstanbul merkezine girmiyoruz. Sakin sakin, pahalı yoldan gidelim, biraz buzlu yoldan. Orası daha sakin oluyor. Yani merkezde daha uzun sürüyor. Tabii ki İstanbul'un merkezini görmek istersiniz. Ben de isterim de. Ama ne yazık ki de Kapıkule'ye kadar 430 km ve ondan sonra da daha 1700 km olduğu için biz neydi lan? Muştu oradan orada. Lan hakikaten çamurluk muydu lan? Onun üstünden geçtik. Böyle şeyler oluyor. Allah'tan yani lastiği yapmadı. İşte Kuzey Marmara otoyolundayız şu an. FT'de geçti. Bir Almancı daha. FT-AT. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ayrı geçeceğiz. Bir tane daha şoşları vardı. Oğlum, arkadakinden altından ateş çıktı. Ya hatırlıyorum basmak. Arkamızda mı? O da üstünden geçti. Bu sefer ben geçiyorum. Links on you, rechts on you. Der hat sich gleich rechts eingeordnet. Ja, da. Der ist drüber gefahren über das Plastik und dann hat es Funken unten gegeben. Der hat auch einen Schreck bekommen. Der ist mit dem linken Reifen auch. Marmara otoyolundayız inşallah. 424 km kaldı.
geçiniz dedi. Biz de geçelim.
İstanbul gişelerine geldik. Önce
Edirne'ye varmadan benzini fullerim. Tabii size de Ankara'dan buraya kadar kaç litre yakmış fiyatını da geçerim inşallah. Ama şu an Çatalca'dayız. İstanbul'u çıktık sayılır. Neredeyse. Çatalca kavşağı. 9-10 kilometre sonra da Çatalca'ya çıkarız. Ondan sonra Edirne istikameti devam ediyoruz. Buralar İstanbul'un dışı sayılıyor Avrupa yakasında. Çatalca, Çekmece, Kumburgaz sağdan gidiliyor. Düz gidersek Edirne, Tekirdağ istikameti. Silivri, Edirne, Tekirdağ. Biz Edirne istikametinden devam ediyoruz Kapıkule'ye. Çerkezköy servis alanı, benzinimiz doluyor. Yaklaşık 43 litre aldı. Çerkezköy servis alanında yaklaşık 42,5-43 litre aldık. Fulledik şimdi. Kapıkule'ye kadar 135 kilometre var. Kapıkule'de bu videomuzu sonlandıracağız. Ondan sonra inşallah Kapıkule Almanya'sına yolu videomuzla devam edeceğiz.
23.30. Edirne'ye 10 kilometre kaldı. Edirne gişelerine geldik. EGS geçti. Şimdi bu geçişten sonra zaten 8-9 kilometre sonra Edirne'de olacağız. Oradan da 15-16 kilometre sonra Kapıkule'de olacağız. Kapıkule'ye şu an toplam 27 kilometre var. HGS geçişinden, HGS geçitlerinden geçelim. Zaten gümrükte çıkar. Radarımız veyahut da EGS borsanız olunca yabancı plakalar normalde hep gümrükte çıkıyor. Cezanızı ödemeden de çıkamıyorsunuz. Edirne 10 kilometre, Kapıkule 25 kilometre. Türkiye Cumhuriyeti'nde son 25 kilometremizi gidiyoruz şu an. Bir yandan hüzün var, büyük bir hüznümüz var, Türkiye'yi bırakıp geri dönüyoruz diye. Ufak bir sevincimiz var, evimize, çocuklarımıza kavuşacağız diye. Yani vatanımız, ülkemiz Türkiye, burada da evimiz var ama ikinci evimiz de işte Almanya'da oluyor. Ama bu depremden dolayı da büyük hüznümüz var. Artçılar durmuyor. Türkiye'nin her bir yerinde yeni yeni deprem haberleri geliyor. İnşallah durur. Böyle ümit ediyoruz, temenni ediyoruz. Rabbim bir daha yaşatmasın. Hastalara, enkaz altından yaralı çıkanlara Rabbim acil şifalar versin. Yakınlarını kaybedenlere de Rabbim sabırlar versin. Böyle bir zamanda böyle bir video çektik. Daha keyifli olmasını isterdik son haftalarımızın ama ne yazık ki bu depremden dolayı böyle oldu. Kadermiş, nasipmiş. Şimdi Kapıkule'ye yaklaşıyoruz. Kapıkule'de sizlerle selamlaşır, vedalaşırım inşallah. Videoyu da orada kapatırız. Evet, son 2 kilometre. Kapıkule'nin ışıkları önümüzde görünmeye başladı. Saat 11.48, gece 11.48, saat 1 yoktu, Kozan'dan çıktık, yani kaç saat yapıyor ya, 11 saat mi yapıyor? Ne zaman çıktık? 1'de. 1'de çıkmak ki. 19 saat, ya 11 saat. Saat 1 yoktu. Kozan'dan çıktık. 1'e 5, 6 vardı. Şu anda 11.48. Kapıkule'ye geldik. Yani 11 saatte geldik elhamdülillah. Yollar gayet sakindi, iyiydi. Çok şükür. Şimdi 15-20 dakikaya da Kapıkule'den çıkarız. Çıkış yapmadan önce bir inip sizinle vedalaşırız. Bu videoyu sonlandırırız. Sonra yeni bir video Kapıkule Almanya sıla yoluyla devam ederiz inşallah. Birazdan vedalaşırken görüşürüz arkadaşlar. Arabalar oradan gidiyor. Tırlar buradan.
Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Sizlerle göz göze vedalaşmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videoyu da inşallah izlerseniz beni çok sevindirirsiniz. Kapıkule'den herkese selamlar. Yeni bir Sıla Yolu videosunda buluşmak ümidiyle hoşça kalın.